PKK'nın peşine giden adamın peşine gidilmez. PKK'yı diyorum, kim destekliyormuş? Kim altılı masa varsa onlar. Ha, gördün mü gözünle? Sen lan! Yavşak! Tamam abi, sen daha şey yapma. 74 yaşında kalbim var. Tayyip Erdoğan'a karşı öyle bir şey var ki. Seven tam seviyor, nefret eden tam ediyor. Bitti bu kadar maçı. Benimki ölümüne sevdi tamam abi. Sen. Kardeşim yok. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bir şey dediğimiz yok ki abi. Kadın olsaydı platonik aşık olurdum ya. Boy vay, poz var, karizma var adamda. Adam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu diyorsun. Sıfırın sıfırı. PKK'nın peşine giden adamın peşine gidilmez. Öcalan'ın heykelini dikecekler. Acaba bizim Atatürk'ün heykeli ne olacak ki? Ben başkasına oy vermem. İsterse babam gelsin oraya. 20 senedir Türkiye'yi çok mu güzel yaptı? Ne yapacağız ya? Ne yaptı? Batırdı gitti. Kim batırdı? Kim batırdı? Şu sokağa çık, bir tane genç araba var mı? Konuşmayın be. Fabrikaları sattı. Toprakları sattı. Bu kadar insanları Türkiye'ye koydu. Evet. Tayyip Bey olarak değil bu. Tayyip Bey'e Kılıçdaroğlu olarak değil. Sakin ol. Bir karşındaki insana saygılı olacaksın. Bir saygıyı kaybetti. Bir saygı. Kim çocuk? Sen çok büyük adamsın. Sen benim 74 yaşına girdim. Ne yapayım 74 yaşında? Ben de 42 yaşındayım. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Yani bir Tayyip öldükten sonra ne olacak? Ses etme. Tayyip öldükten sonra ne olacak? Onu söyle o zaman bak. Ben öyle bir adam geldi. Kim gelecek o zaman, onu sessene. Onun bir adam geldi. He? PKK'yı diyorum, kim destekliyormuş? Kim altılı masa varsa onlar. Ha, gördün mü gözünle? Sen lan! Yavşak! Tamam abi, sen daha şey yapma. Sakin ol. Siyasetin kendi bildiğini kendin. 74 yaşında kalbim var. Allah kocamı kudurdu. Kavga etmeye gerek yok. Sana içimden canımı feda ederim. Sakin olacaksın. Şimdi bak. Efendim sakin yeter. Tamam konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu. Değil mi? Gelecek lider dediniz. Tamam. Bir seçimden önce camiye gitti, Kur'an okudu mu? Tamam okudu. Bir. Şimdi bir seçim var. Umre'ye gitti. Tamam. Kılıçdaroğlu camide Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Kaan Kaftancıoğlu, inandığınız Allah sizi kurtarsın diye tweet attı ama inandığı Allah geldi dua etti. Tamam. Tayyip Erdoğan'a bir bardak içki içirebildiler mi onlar? Ya içkiyle mi bu işte, ülke? Bir saniye tamam bak, en son sorduğun sorudan geleceğiz. İçirebildiler mi? Bir saniye ben Tayyip Erdoğan deyip geçmeyeceğiniz. Niye, ne olmuş Tayyip Erdoğan dediği zaman? Adamlar bir bardak içki içiremedi. Taksim'e cami yaptırmam dedi, yaptı. Ya içkiyle bu alkolle yani, bir şeye bir yere gidemezsiniz. Yapmayın bunu. CHP'nin damar bastığı yerlere yaptı CHP hep. 1950 senesinden beri iktidara gelmedi abicim. 1950 senesinden beri iktidara gelmeyen niye bir gelmiyor? Fark. İşte niye ya gelmiyor? Gelmeyebilir. Bak 50 sene, 73 sene geçmiş. Bunların yeni olsam. 73 seneden beri CHP'yi kötülüyorsun. Bak zihniyete bak. Ben. Senlik değil. Ben AK Parti'yi savunmuyorum. Ben tek reisi savunuyorum. Ha. Şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı öyle bir şey var ki. Var? Seven tam seviyor, nefret eden tam ediyor. Bitti bu kadar maçı. Benimki ölümüne sevdi tamam, abi. Kardeşim Allah, yok. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bir şey dediğimiz yok ki abi. Kadın olsaydı platonik aşık olurdum ya. Boy vay, poz var, karizma var adamda. Adam. Tamam, bir şey demedim. Ölürük onun için adam. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Abim devam edin. Heykele, içkiye devam. Hadi. Ben içerim abi. İçkiyle savunacaksan ben içerim içkimi. Ben içerim içkimi. Kimse kimseye karışamaz. Herkesin görüşü farklıdır. Olay bu kadar basit olan bir şey. Ama insanlara ayrıştırmak vardır. Sen ne partisin? Ben ya, herkesin bir görüşü vardır. Herkes de görüşüne saygı duymaz abi. Ben burada bunu kullanıyoruz. Konuşuyorsam sen de böyle konuş. Konuşalım ama bağırıp çağırmayla bir yere varamayız. Vurma kırmayla hiç kimse bir şeyler olamaz. Evdeki tencere önemlidir. Benim maaşım güzel. Allah'a şükürler olsun. Ama 8,5 milyonluk çalışan bir, yani asgari ücretle çalışan bir insan eğer evinde tenceresini kaynatabiliyorsa versin. Kimse ona bir şey diyemez ki. Ben de diyemem. Hiç kimse de ona bir şey diyemez. Bu bizim konuştuğumuz konu halimiz. Nasıl, iyi mi? Önceden 2000 senesinden önce insanların alma gücü vardı. Bir orta direk vardı. Fakir vardı. Yani alt kesim vardı. Zengin vardı. Şimdi orta kesim diye bir şey kalmadı. Mesela 30 bin liralık vize kartları var. Her insanın şurada bakalım yani 10 kişide 8'inde belki 7'sinde 30 bin liralık vize kartı vardır. En az. 30 bin liralık vize kartının nereden bakarsanız bakın 30'u dolu. Ne yapıyor vatandaş? Gidiyor 2-3 milyarlık yatırıyor. Onu 2 ay atlatıyor veya 1 ay atlatıyor. Ben çok rahatım. Ya rahat değilsin, sen batmışsın. Bunu göremiyoruz. Benim bari 200 bin lira kara kartım dolu. Ben battım. Ama çevirebiliyorum. Batmadım o zaman oluyor. Yani bakış açımız değişmesi lazım. Öncelikle bunu ben böyle diyorum, ben böyle söylüyorum. Tabii ki herkes de farklı
açıklamalar yapabilir, söyleyebilirler. Herkesin kararı kendine. Yani ayrıştırmaya gerek yok.